Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, Sözler Risalesi okumalarımıza devam ediyoruz. 7. sözdeyiz. 7. sözdeki 4. günümüz. İlk paragrafını konuştuk, kıssasını konuştuk. Daha doğrusu temsili hikayeciğini konuştuk. Hakikat kısmına kadar geldik. Özetle şunu öğrendik. Allah'a iman ve ahirete iman iki tılsım gibi kainatın sırlarını açıyor. 3 boyutlu, 4 boyutlu alemde yaşarken daha üst boyutları, sadece alemi şehadetten ibaret olmayan, alemi gayba uzanan hakikatleri görmemizi, sezmemizi, onlarla yaşayabilmemizi sağlıyor. Bunu gördük. Temsil de bize bunu anlattı. Onun alt planında sabır ile Halık'ına tevekkül geldi, iltica ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua geldi. Yani tevekkülün ve duanın da ahlakını öğrendik burada biz. Neyle yapılmalı, nasıl yapılmalı, bunları da öğrendik. Daha altta Kur'an'ın hükümlerini inkiyat etmek, dinlemek, namaz kılmak, kebairi terk etmek. Bunları Bediüzzaman Hazretleri bize bir bütünlük içinde anlattı. Yani Allah'a imandan aldı, en aşağıya kadar indi. Mesela belki yukarıdaki izahtan şöyle bir soru akla gelebilirdi. Denilebilirdi ki ya Bediüzzaman Hazretleri sadece Allah'a ve ahirete imanı sebebi necat olarak mı görüyor? Yeterli mi görüyor yani kurtulmak için? Elbette değil, çünkü arkada, altta Kur'an'a kadar meseleyi indirmesi, onun hükümlerine inkiyat etmenin gerektiğini söylemesi zaten diğer iman hakikatlerini de olaya dahil etti. Biz Kur'an'a iman ettiğimiz zaman, sünnete iman ettiğimiz zaman akaidin hiçbir parçası artık ıskalanmaz oluyor. Yani yukarıda her ne kadar bunların en üst seviyesi yani Allah'a iman ve ahirete iman zikredilmiş olsa da aşağıda Kur'an'ı andığınız an, hükümlerine inkiyat etmek gerektiğini söylediğiniz an zaten bütün detayları tekrar hesaba katmış oluyorsunuz. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri burada bu ikisi yeter, gerisine gerek yok falan demek istemedi. Böyle bir şey söylemedi haşa. Zaten kendisinin başka yerlerdeki beyanları akaid-i imaniyenin birbirine perçinlenmiş bir şekilde, birisi olmadan diğerisi olamaz bir şekilde bize öğretildiğini ve mantıken de böyle olduğunu, birisinde inkarın aslında hepsinde sonuçları olduğunu, yıkıma sebep olduğunu izah ediyor. Böyle metinleri çoklukla var. İnşallah ömrümüz yeterse, nasip olursa onları da tefekkür edeceğiz. Burada da aslında bize söylenen işin başı ve sonu. Başı amentü billah ve amentü bil yevmil ahir. Aşağısı da Kur'an'ın hükümlerine inkiyat etmek, namazını kılmak, kebairden çekilmek. İman hayata böyle tesir ediyor. Bu kısmı konuştuğumuz için tekrar dönmüyoruz. Peki metni konuşayım, aman metni okuyayım tekrar. O kadar konuşmak istiyorum ki dilim hala konuşayım diye. Burayı şu hakikat kısmına kadar okuyalım. Tekrar bir hatırlamış olalım. Ama hakikat kısmından tefekkür etmeye başlayalım. Yani oranın hakkında düşünmeye başlayalım. Çapımız yettiğince, gücümüz yettiğince Cenab-ı Hakk'ın bahşiyle onları anlamaya çalışalım. 7. söz. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan amentü billahi ve bil yevmil ahir ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymettar İki tılsımı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile Halık'ına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua. Tekrar okumak istiyorum burayı. Ve sabır ile Halık'ına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua. Ne kadar nafi ve tiryak iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli
revnektar bir bilet, bir zadı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer, şöyle ki. Sağ ve sol iki tarafından dehşetli, derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Hem bu hali ile beraber uzun bir yolculuğu var, nef yediliyor. O biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırha, nurani bir zat peyda olur, ona der. Meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o aslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen o iki müteaffin yaraların iki güzel kokulu gül-ü Muhammedi aleyhissalatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi. Bir senelik yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben, yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok ziynetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi, karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual, ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap, bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi, hazır keyfimizi bozmayalım. Sual, ha şu ellerindeki nedir? Bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var? Alkış zamanıdır. Yani ellerini meşgul etme diyor. Ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der, her bir desiseyle onu iknaa çalışır, hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessas aldandım. Hangimiz aldanmıyoruz ki? Belki büsbütün değil ama parça parça. Bazılarımız büsbütün de, bazılarımız da parça parça aldanıyoruz. Hayatımızın köşelerinde, kenarlarında hakkını veremediğimiz nice iş, amel duruyor yani. Birden sağ cihetinden rad gibi bir ses gelir, der, sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki aslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan, haydi yap, göster, görelim. Sonra da gel keyif edelim. Yoksa sus hey sersem. Ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. Evet arkadaşlar, bu kısmı geçtiğimiz 3 günde konuştuk, anlamaya çalıştık gücümüz yettiğince. Şimdi kıssanın hakikate bakan tarafına geçiyoruz. Oradaki semboller bizim hayatımızda nereye denk geliyor? Bir Müslümanın hayatında nereye denk geliyor? Bunlarla ilgili Bediüzzaman Hazretleri bize genel başlıkları söyleyecek. Becerebilirsek altında bazı okumalar da biz yapmaya çalışacağız. İnşallah mürşidimizin ayak izlerini öperek. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Nefis böyle bir şey işte.
güldüğüne ağlıyor artık. Çünkü zaman aynasında yaptıklarının faniliğini görüyor. Ya da sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçınamıyor diyelim. İşte benim gibi üniversite sınavına çalışmayan, boş veren olduğu zaman sınav zamanı geliyor işte girmiyor veya ben girmemiştim mesela. Sonra hayatın ilerleyen kısmında onun bedeliyle yüzleşiyor. İster istemez. Nefis bu açıdan belki birazcık kârda, şu açıdan bir elinde imkan var yani hakikati görmesi için. Sonuçları görebiliyor yani. Bunu nasıl anlatayım size? Şimdi eğer nefis bu dünyadan anlamıyor olsaydı, bu dünyadaki sonuçların iyiliğinden, kötülüğünden bir çıkarımda bulunamıyor olsaydı, o zaman bütün işi ahirete kalırdı. Ama daha bu dünyada boşa harcadığı zamanın, emeklerin, diyelim işte maddiyatın sonuçlarını gördüğü zaman, acı tadını anladığında bir uyanış yaşayabilir. Bugünle yarını kıyaslayabiliyor yani. Acısı ve tatlısı açısından kıyaslayabiliyor. Hani gençliğinde diyelim çok böyle zevk sefaya daldı. İhtiyarlığında ağrılarını hissediyor. Keşke böyle yaşamasaydım diyebiliyor. Bu bile Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu aslında. Bilebilirsek kıymetini. Hani nefse dünyada bu tokat vurulmasaydı nefis yani uyanmazdı, hiç uyanmazdı. Bana öyle geliyor yani. Ahirete kadar, o cehennemi görene kadar nefsin hiçbir çakrası açılmazdı. Belki çok çok böyle talihlilerde, uyanıklarda, salihlerde bu olurdu. Onun dışında avamunas, bizim gibilerinin gözünün açılması mahrumiyetlerle oluyor. Mahrum kaldıkça gözümüz açılıyor. Bedel ödedikçe gözümüz açılıyor. Karşılığını buldukça gözümüz açılıyor. İşte gençlikteki boş vermemizin karşılığını hayatımızın bir yerinde görmesek hiç gözümüz açılmaz. Ki öylelerinin gözü açılmaz. Mesela diyelim adamın öyle bir serveti var ki yeye bitmiyor. O adam ömrünün sonuna kadar onun yoksunluğunu tatmadığı için bir acı hissetmez. Ama diyelim başka bir adam varmış öyle bir serveti, miras yedilik yapmış, tüketmiş, bir yerde yoksunlukla karşılaştığı için yani diyor, keşke çalışsaydım ve belki de eğer talihi varsa hayatının sonraki döneminde ona göre bir hayat yaşayıp daha tertipli, daha iktisatlı bir bereket görebiliyor. Ama bu olmasaydı işte hali nice olurdu. Bizim de durumumuz biraz o. Günahlarımızın daha bu dünyada karşılıklarının verilmesi, kimi karşılıklarının verilmesi, bazılarının verilmesi, bazılarının ahirete kalması bize yine Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Burada vermeseydi biz çok daha fena kudururduk yani. Öyle görüyoruz, böyle görüyoruz, musibetle görüyoruz, yoksunlukla görüyoruz, işte yaralarımızla, dertlerimizle, düşmanlıklarla, dostlarımızın bizi terk edişiyle, kadir bilmezlerle vesaire vesaire. Bir şekilde dünyanın nankör yanıyla yüzleştiğimiz için bu dünyada bir uyanma kapısı yine açılıyor. Yani burada bir irşat da var. Lütfi irşat. Güzellikle ders almayanı tektirle yola getiriyorlar yani. Ama o da işte yine nasip meselesi, onda da gözü açılmayan oluyor. Kimisi de ondan isyan devşiriyor yani. Bu açıdan Bediüzzaman Hazretleri nefse karşı konuşurken başladığı bu cümle uyandırıcılık yani barındırıyor. Bir uyandırıcılığı var bunun. Yakalayabilirsek o tonu. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bir tek Bediüzzaman Hazretleri'nin nefsim böyle. Hepimizinki böyle. Onunki bir de yani onun ne yapmış ki o, ne yaşamış da hani böyle bir pişmanlık duyuyor. Takva dairesinde bir ömür sürmüş. Gençliğinde bile namahreme nazar etmeyen, hatta zamanındaki insanları da böyle şaşırtan o duruşuyla, iktisadıyla, ne diyelim ibadetlerindeki devamlılığı, kararlılığı, itinasıyla, devrindeki insanlar, hatta ulemayı bile şaşırtan bir insan. O insan bu cümleyi kuruyorsa biz oho yani bu cümle 100 kere kurmamız lazım. Virt gibi her gün söylememiz lazım.
İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bil, o biçare asker ise sensin ve insandır. Temsildeki asker, sensin ve insandır. Bir, sensin, iki, insandır. Yani büyük resimde insanlığın yolculuğuydu bu gördüğümüz. İkincisi, kendi yolculuğumuz. Bu iki daireyi beraber konuşmak neden mühim? Yani Bediüzzaman Hazretleri sensin deyip diye bırakmadı. İnsandır da deyip bırakmadı. Sensin ve insandır dedi. Niye böyle söyledi? Allahu Alem burada irşadi bir nasihat var, bir metot öğretme var. Evet, insan sensindir diye okursa kendi nefsine ders alır. Ama insandır diye okursa bu dersi başkalarına aktarabilir. Yani kendinden başkalarına yol bulabilir. Fıtrattan fıtrata, Neşet Ertaş'ın şeyi var ya, gönülden gönüle bir yol vardır görünmez diyor türküsünde. Onun gibi o derdin, o sendromun, yaşadığımız olayın, buradaki temsilin aslında hepimizin hikayesinde olduğumuzda birimizden diğerine, her birimizden her birimize, herkesten herkese yollar olduğunu görüyoruz. Buradan sadece nefsimize değil başkalarına da ulaşabiliriz. Başkalarına da nasihat edebiliriz. Başkalarını da irşad edebiliriz. Veya daha başka bir açıdan şöyle düşünelim. İnsan bir dersi sadece kendisiyle ilgili görürse belki ondan hakkıyla irşad dersini almayabilir. Ya bir tek ben mi böyleyim? Bir tek bana mı yani bu gibi düşünebilir belki bir ihtimal. Ama insanlığın bütün hepsinin yolculuğunun bu olduğunu anladığında o dersten kaçmaz. Madem ki herkes bunu yaşıyor, herkesin sendromu bu. O zaman ben de bu bütünlüğün içinde buna bir çözüm bulmalıyım diyebilir Allahu Alem. Yoksa Allah'ım bir tek ben mi işte suçluyum, bir tek beni mi gördüm falan, haşa, böyle cümleler Kur'an'larımız var. İşte o dertte biriciklik de aslında insanı imtihan edebiliyor yani. Ama derdinin genişliğini gördüğü zaman, büyük şeydeki, resimdeki yerini, kanunun bir parçası olduğunu hissettiği zaman insan, o zaman işin daha büyük olduğunu, baştaki davanın daha büyük bir dava olduğunu fark ediyor. O yönüyle de kendisini bir sürece dahil etmek istiyor. Grup psikolojisi diyoruz ya, beraber karar alıp beraber karar verme şeyi var insanda, temayülü. Yani mesela bir grup karar verdiğinde hatta ona uyma, kendi kararını terk edip ona uyma temayülleri var. Bununla ilgili yapılmış miligram deneyleri falan vesaire var. Böyle psikoloji üzerine ya da sosyoloji üzerine deneyler var. O yüzden insanın kendi derdiyle insanlığın dertleri arasında paralellik kurması mühim. Bu bir irşadi vazife olarak iş yapabilir. Yani insanlara ben bir bala dokundum, hepinizi bu bala çağırıyorum diyebilirsiniz. Veyahut da insanlığın kaçamadığı bir problemden kendinizi hariç tutamayacağınız için o bala daha gönülden kaşık atabilirsiniz, parmak atabilirsiniz vesaire. Evet, o bir çare asker ise, yani çaresiz asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o daracı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Bediüzzaman Hazretleri'nin eceli aslana benzetmesi bana şu açıdan şey geliyor. Güzel geliyor. Yani Hazreti Azal Aleyhisselam'la ilgili bir mevzu ecel, ölüm. Canımızı o alıyor. O veya müekkel melekler, onun sorumlu tuttuğu melekler veya kendisinin yansımaları. Biliyorsunuz nuranilerin yansımaları ne aynıdır ne gayrıdır yani. Özelliklerini taşıyabilirler onların. Hazreti Azrail Aleyhisselam da bir anda birçok kişinin ruhunu kabzedebilir. Onun yansımaları kendisi gibi olabilir yani. Aynı vazifeyi yapıyor olabilir. Buna dair Üstad Hazretleri'nin mektubatta izahları var. Oraya girmeyelim. Ama arslana benzetilmesinde ben bir şey seziyorum yani. Bir incelik, bir kibarlık. Ölüm hakikaten de arslan gibi. Avını takip ediyor. Peşini bırakmıyor. Çünkü biliyor ki düşecek bir yerde, önüne gelecek. O arslan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki dar ağacı.
ölüm, zeval ve firak. Üçü birdenmiş daracı. Ölüm niye, zeval niye, firak niye? Allahu alem, bu bizim işte ayrılığı, daha doğrusu fenayı, üç boyutlu tadışımız. Yani biz ölümle bir biliyoruz şeyi, fenayı, faniliği. İki, zevalle, yok oluşla biliyoruz. Üç, firakla biliyoruz. Ölüm, canlılarda müşahede ettiğimiz fena. Yani canlıların öldüğü zaman evet bu gitti diyoruz, aynısı değil. Zeval, bu canlı olması şart değil. Cansızlarda da gördüğümüz bir gidiş bu. Zeval, yok oluş demek. Mesela atıyorum, bir ağaç diktiniz, o ağaç kurudu falan vesaire. İşte bir zeval gördünüz, gerçi bu da canlı. Veya bir ev yaptınız, ev yıkıldı. İşte bir zeval. Zaman geçti, dünya değişti. Birçok şey eskisi gibi değil, mahalleniz değişti. Büyüdüğünüz sokaklar, caddeler değişti. Okulunuz değişti, öğretmenleriniz değişti vesaire vesaire. O bütün ayrılık, farklılıkların içinde, o yok oluşun içinde zevali tadıyorsunuz. Bir de firak. Bu ne tarafı mevzunun? Bu da muhatabınız yok olmadıysa bile ayrıldınız. Yok mu? Var öyle şeyler. Mesela lise arkadaşlarımız yok oldular mı? Yok, yaşıyorlar. Ama ayrıldık. Artık pek görüşemiyoruz. Dünyalarımız başkalaştı. Veya çok sevdiğiniz birisi vardı, ayrıldınız. Artık görüşmüyorsunuz. Yani yok olmadı ama görüşmüyorsunuz. Bu açıdan ölüm, zeval ve firak üç farklı fena boyutu, üç farklı fena tadışı insanın. Ölüm, canlıların gidişi, tekrar tersinemeyecek bir şekilde süreci, geri alamayacak bir şekilde gidişleri canlıların. Zeval, bu canlılarda olmak zorunda değil, yine tersinemez bir şekilde cansızlarda da bu yok oluş yaşanıyor. Dünya değişiyor, işte evren değişiyor, yaşadığımız sokaklar, evler yıkılıyor, değişiyor, caddeler değişiyor vesaire. Hele İstanbul'da bir yere birkaç ay gitmeyin, yani mutlaka bir şeyler değişmiş oluyor. Bilmem, orayı yıkmışlar, buraya yeni yol yapmışlar falan filan. Diyorsunuz ya, burası ne kadar değişmiş. Ben işte herhalde bir 3-4 yıl Yeni Bosna'da oturduk biz, belki de 5 yıl. Belki daha da fazla hatta. Tabii neredeyse 10 yıla yakın oturduk. Yani 7 yıl diyelim ortalama. Ortasını bulayım ben. O kadar oturmuşuzdur. Şimdi gidiyorum Yeni Bosna'ya mesela. Abi çok değişmiş. Hatta bizim oturduğumuz bina yıkılmış, yeniden yapılmış. Ve onun dışında köprünün karşı tarafında büyük bloklar yapılmış. Orası boştu mesela. Kocaman kocaman bloklar dikilmiş, değişmiş orada. İşte köprüsünün şekli bilmem şöyle olmuş, bilmem burası böyle olmuş. Sokağın yolunu şöyle yapmışlar falan. Diyorsunuz ya, hani hiçbir şey kararında kalmıyor. Metropollerde bu daha şiddetli hissediliyor. Küçük yerlerde daha yavaş oluyor belki. Ama görüyorsunuz ki zeval var. Firak, o her an zaten olan bir şey. Yani aynılık devam etmiyor. Mutlaka bir ayrılıkla bölünüyor. İnsanlar dağılıyor. Akrabalar dağılıyor mesela. Biri başka bir yere taşınıyor. Daha göremez oluyorsunuz, konuşamaz oluyorsunuz. Aranızdaki muhabbet eskisi gibi olmuyor. İnsanlar bazen daha beraberken bile karakterleri değişiyor. İstemedikleri bir olay yaşıyorlar, ondan dolayı bir ayrılık oluyor falan filan. Neyse, uzatmayayım bu mevzuyu. Özellikle fenanın farklı farklı boyutları olduğunu bilelim ve o boyutlara bu daracı içinde ölüm, zeval ve firak işaret ediyor diye bir düşünelim bakalım, öyle mi acaba? Ve o daracı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise birisi müziç, yani rahatsızlık verici, sıkıntılı ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Kıssayı konuşur, pardon, temsil hikayeciyi konuşurken, hep de kıssa diyorum ona, gerçi kıssa da denilebilir belki. Temsil hikayeciyi konuşurken o kısımda şuna dikkat çekmiştim. Yani tılsımlarda şey var demiştim. Gördüğünüz şeyin tamamen şeklini değiştiriyor. Ama ilaçta yok etmek yok. Farklı bir şeye dönüştürerek, yani
yara kalacak yani sizde. Öyle söyleyeyim. Tılsımı okuyunca aslan ata dönüşüyordu. Dar ağacı başka bir şey oluyordu. Ama ilaçları kullandığınız zaman yaralarınız yok olmuyordu. Gülü Muhammediye dönüşüyor ama varlıkları kalıyor yani. Orada yine o kırmızılık yarayken gül oluyor ama o kırmızılık kalıyor. Başka bir şey yok etmiş olmuyorsunuz onu yani. Burada da sanki ona bir şey var. O iki yara ise birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Evet. Hakikaten aczi beşeri, beşeri olan acz. Yine oradaki daha önce konuştuğumuz beşer, insan şeyine, nüansına bir atıf yapalım. Beşeri acz rahatsız eder mi? Eder. Yani müziçtir, sıkıntılıdır. Ve hadsizdir. Sonsuzdur yani, çoktur insanın güçsüzlüğü. Fakr-ı insani elim midir, nihayetsiz midir? Doğru, öyledir. Ama biz bunları yok etmek istiyor muyuz? Zaten edemeyiz ki, bu bizim mahluk olmamızdan kaynaklanan bir şey yani. Masivadan olmamızdan kaynaklanan bir şey bu. La ilahe illallah'ın bedeli bu. Biz bunu söylediğimiz an zaten bu bedeli kabul etmiş olduk. Zaten öyle ya. Bir de onunla kabul etmiş olduk. Allah sadece Allah'tır. Ondan gayrı her şey mahluktur, arızidir. Bu nedenle de aczi ve fakrı bitmez, tükenmez. Ya hikmeti vardır ama. Hikmetini çözersek onların şeyi değişir, gitmez. Kalırlar yine bizde. Yani biz şimdi iman edince aczimiz yok olmayacak. Yine bizimle kalacak. Fakrımız, ihtiyacımız yok olmayacak. İhtiyaçlarımızın çokluğu yok olmayacak. Ama onların neye dair olduğunu bileceğiz yani. Ne diyelim işte, yara iken, rahatsızlık veren bir şey iken rütbeye dönüşecekler. Süse dönüşecekler. Varlığımızın parçası olacaklar. Onları kendi içimizde bir yere koyacağız çünkü. Nasıl bir örnek vermek lazım buna? Yani insanın hikmetini anlayamadığı bir şeyin diyelim hayatında nereye düştüğünü kavraması onu onda mutlu kılar. Söz gelimi, diyelim ki dilinizde bir pelteklik var. Güzel konuşamıyorsunuz mesela. Yani konuşurken o harfe iyi vuramıyorsunuz veya çıkaramıyorsunuz. Ama sonra fark ediyorsunuz ki ya o harfi söyleyememek konuşmanızı daha tatlı yapıyor. İnsanlar sizin konuşmanızdan hoşlanıyorlar. Sizinle sohbet etmekten, sizin işte onlara kızmanızdan falan vesaire hoşlanıyorlar. Sonra diyorsunuz ki ya aslında hani bu bana bir nimet değilmiş, nimetmiş. Böylece dostlarımın sayısı arttı. Veya hayatın bir köşesinde bir şeyden mahrum kaldınız. Yapmak istediğiniz bir şey vardı, onu yapamadınız. Başka bir yola girdiniz. Orada ama ne oldu? Emeğinizle bir şey yapmayı öğrendiniz. Sizi daha güçlü kıldı atıyorum. Başarıyı size hediye etmedilerdi. Siz zorlukla kazandınız, çalışarak kazandınız. Diyorsunuz ki hayatınız bir yerinde. Ya tamam, ben bunu kolaylıkla alamadım ama bu sayede de kendi başıma ayakta durmayı öğrendim. Kendi kararlarımı vermeyi öğrendim. Ondan razı oluyorsunuz yani. Onun sizinle olan varlığının kayıp değil kazanç olduğunu düşünüyorsunuz. Ve o zaman işte yaralarınız gül oluyor. Çizikleriniz desen oluyor. Utançlarınız övündüğünüz şey oluyor. Onu yerine koyuyorsunuz çünkü. Fıtratınızdaki yerine koyuyorsunuz. Hikmetini kavruyorsunuz yani. Hikmet insanı kendi varlığıyla barıştırır. Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin altında yaptığımız tefekkürler bizi kendimizle barıştırır, bizi varlıkla barıştırır, bizi nasıl diyelim, hatta musibetlerle, sıkıntılarla, sarsıntılarla barıştırır. Adam hastalık yaşıyor ama o hastalığın kendisinde bir iş yaptığını fark ediyor. Kendisini olgunlaştırdığını fark ediyor. Barışırsınız ister istemez o hastalıkla. Hatta onunla ilgili bir kitap okumuştum. Bir kanser hastası yazmış kitabı da. Vallahi kitabın ismi neydi ya? Bir kanser hastasının günlüğü müydü? Tam aklımda kalmamış.
Genelde şunu görmüş adam kendisiyle beraber başka örneklerde de. Kanser hastalarının diyor hayatlarında çözemedikleri düğümler var diyor genelde. Birilerine hayır demekte zorlanıyorlar veya hayatlarında bir sıkıntı var ama onu aşamıyorlardı. O düğümü çözemiyorlardı, çıkamıyorlar işin içinden. Vermeleri gereken cesur bir kar var, onu veremiyorlar bir türlü. Ama diyor ne zaman diyor bu hastalık onlara gelmişse onlara diyor bir cesaret de geliyor diyor. Bu kararları cesurca veriyorlar. Mesela kendisi adına anlatıyor. Kendisi kadın işte kalabalık bir ailede yaşıyormuş ve ben diyor şey gibi hissederdim. Artık büyük ablalarıydı herhalde kendisi de. Hani herkesin imdadına ben koşmalıyım diye düşünürdüm diyor. Bu bende diyor sadece hani bir düşünce olarak değil alışkanlık da olmuştu. Belki de diyor kardeşlerimi işte onların ailelerini de kötü etkiledi diyor. Hepsi diyor benim yüzüme bakıyorlardı bir şey olduğunda hani ben de koşayım hemen yardımlarına yetişeyim o işi çözeyim. Hem diyor bir noktadan sonra ben diyor kendi hayatımı yaşayamaz oldum. Hani vakit kalmıyor onların dertlerine koşmaktan. Hem de diyor bir noktadan sonra onlar da diyor şey oldu hani kendi ayakları üstünde duramaz oldular. Hep beni arar oldular diyor kadın. Ama diyor ne zaman ki diyor kanser hastalığı geldi. Ben diyor topladım hepsini. Karşıma aldım dedim ki ben böyle böyle hasta olmuşum. Bu süreç zor bir süreç. Yani tedavi görmem lazım falan. Artık size yetişemem. Yani dertlerinize falan koşamam. Biraz kendi başınıza kalacaksınız dedim diyor. Bu diyor hem onları çok iyi etkiledi. Hani onlar böyle güçlendiler. Hem de diyor bana yardıma koştular. Ben diyor çok iyi etkilendim bundan. Yine Gabor Mate'in herhalde şeyi vardı. Vücudunuz hayır diyorsa diye bir kitabı var. İletişim yayınlarından çıkmış. O da aynı konuyu anlatıyor ama bu biraz daha tıbbi bir kitap. Yani kanser hastaları veya böyle ölümcül hastalıklar, ağır hastalıkların çoğu insanın vermesi gereken kararı, aşması gereken eşiği çözememesinden çıkıyor diyor. O da bu noktaya varmış o adam. Yani bir şey var, düğüm var, çözemiyorsunuz. O düğümü çözemeyişiniz diyor, hastalık olarak size yansıyor. Hastalığın gelişi de o düğümü size çözdürüyor bir şekilde. Bunu o kitapta bayağı bir örnek hikayeyle anlatıyor. Hatta bir tanesi de Stephen King'ti galiba. Pardon, Stephen Hawking. Stephen Hawking'in eşiyle röportaj yapmışlar galiba. O anlatıyor Hawking'in yaşadığı o hastalık sürecini. O da öyle. Yani diyor ki kadın hatta, o diyor hastalık olmadan evvel bu kadar zeki değildi diyor. Hastalık ilerledikçe sanki diyor dehası açıldı gibi. Neyse buraya nereden geldik ha? O yaralar niye gül oluyor, gitmiyor, iyileşmiyor, ilaç niye yaraları iyileştirmiyor da dönüştürüyor diye düşündük. Oradan buraya geldik. Bizdeki aczi beşeri, fakri insani bunlar gitmeyecek bizden. Bunlar bize Cenab-ı Hakk'ın nakışı. Bizi değerli kılan bunlar zaten. Tekrar başa dönmek istemiyorum. Başka bahislerde bunu konuştuk. İnsanlar hem birbirleriyle hem evrenle hem de Allah'la acizleri ve fakirleri üzerinden ilişki kuruyorlar. Eğer hepimiz istiğna sahibi olsaydık ne birbirimizle ne de varlıkla ne de Allah'la ilişki kurmak istemezdik. O Alak suresindeki ayet-i kerime kısa bir mealiyle şey insan şüphesiz azgınlaşır kendisini müstani görürse. Müstani ne demek? Yani ben bana yeterim ya. Başkasına ihtiyacım yok. Ben kendi ayaklarımın üstünde duruyorum kardeşim. Param bana yetiyor. Gücüm bana yetiyor. Evim bana yetiyor. İnsana ihtiyacım yok falan. Böyleyseniz bakın ne oluyor bu? Bereketsizlik oluyor. İletişim, etkileşim, ne diyelim faydalanma birbirimizden açısından bir bereketsizlik yaratıyor bu. Ama ki buna da ihtiyacım var, şuna da ihtiyacım var, ona da ihtiyacım var. Ben bunlarla güzelim, ben bunlarla mutluyum, ben bunlarla değerleniyorum diye hissettiğinizde o bir bereket olarak hayatınıza yansıyor. Mesela işte insan güzel bir ortamda bilgili kişilerle müzakereli bir ders yaptığında yani bir giriyorsunuz, beş çıkıyorsunuz o dersten. Niye? Siz de öğreniyorsunuz. Dersi yapan siz de olsanız öğreniyorsunuz. Çünkü karşınızdakiler de paylaşmaya açık insanlar. Öğrenmeye de paylaşmaya da açık insanlar. Ama ben geldim, ben öğretirim, başka kimse bana bir şey öğretemez falan şeyinde olursanız da
İşte ondan bir bereketsizlik oluyor. Biriniz bir kalıyor. Belki bazen de o kadar da kalmıyor. Falan filan. Buraya oradan geldik. Ve o iki yara ise birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Ve o nefi ve yolculuk ise, yani sürgün ve yolculuk ise, alemi ervahtan, ruhlar aleminden, rahm-ı maderden, yani anne rahmi, değil mi? Bakalım neymiş? Anne karnı, evet. Rahm-ı mader, anne karnından, sabavetten, yani gençlikten, sabavet gençlik diyebiliyorum ben. Evet, yok çocuklukmuş sabavet. Çocuklukmuş. İhtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, yani ara alem. Dünya ve ahiret alemler arasındaki ara alem berzah. Haşirden, sırattan geçer. Bir uzun seferi imtihandır. Ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Yani insanın yolcu olduğunu fark etmesi, yolcu psikolojisiyle yaşaması, herhalde imtihanın en zor yerlerinden birisi bu. Eşya ile ilişkimiz çünkü böyle değil. Nefis varlıkla böyle ilişki kurmuyor. Hep kalacakmış gibi seviyor. Yolcu o gibi sevmiyor yani. Yolcu gibi sevmek nasıl bir şey onu da tam bilmiyoruz biz. Allahu alem benim hani düşüncem şu. Böyle bir şey görüyorum kendimce bir barıştırma yolu. İnsan şeriat içinde yaşadığı zaman, helal dairesinde yaşadığı zaman, emri bil maruf nehyanil münker çizgisinde yaşadığı zaman her ne kadar sevdiklerini severken o yolculuk psikolojisini hissetmese de ilişki nihayetinde yolculuk ilişkisine çıkıyor. Nasıl? İşte önce konuştuğumuz şeyler. Namaz kılıyorsunuz mesela. Namaz nedir? Zamanın içinden birazını Cenab-ı Hakk'a ayırmaktır. Bunu daha önceki sözlerde gördük. Neydi bu? Yolcunun gideceği yere akçe ayırması gibiydi. Yani benim bir alacağım mesafe var. Bu paraya yine ihtiyacım olacak. Bu paranın hepsini burada çarçur edemem. Kumara mumara verip zayi edemem. O sözlerdeki ifadesiyle kaçıncı sözdü o? Beşinci söz müydü? Ya da dördüncü sözü tam hatırlamıyorum. Evet, dördüncü sözmüş. Öteki hizmetkar bedbaht serseri olduğundan istasyona kadar 23 altını sarf eder, kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır falan diye devam ediyordu o bahis. Bu ilişki nasıl bir ilişki? Yolcu ilişkisi. Sana verilenden bir parçayı ihtiyaten ayırmak veya yolun geri kalanı için vermek veya yolun sahibine vermek bu yolculuk ilişkisiyle olacak bir şey. İlişkiyi sen öyle tanımlayamasan da o kadar uyanık olmasan da aslında yolculuğa inkıyat etmiş oluyorsun. Yolcu psikolojisine girmiş oluyorsun. Yine zekat mesela sana verilen maldan hem onu helalden kazanacaksın hem de kırkta birini vereceksin. Bu yolcu işi. Çünkü senden isteniyor yolun geri kalanında lazım olacağı için. Bu da bir yolcu işi yani. Veya oruç veya işte hac veya diğer ibadetler. Hepsinde bize verilenden pay ayırmak var. Sanki bu süreç buradan ibaret değil, sanki sıfada zaten öyle de. İdrak edemesek bile bunu tam böyle şuurla, tam açık bir şuurla bunu göremesek bile bu davranış şekli yolcunun davranış şekli. Yolcu böyle davranır. Her şeyi hemen saçıp savurmaz, tüketmez. Bilir ki o süreç devam ediyor. İhtiyaten kalsın bu der mesela, ayırır kenara. Bu bir yolcu işidir, yolcu mantığıdır yani. O yüzden şöyle demek istiyorum işte. Hani şeriatla amel ettiğimiz zaman, ibadetlerimizi yaptığımız zaman, helal dairesinde amel ettiğimiz zaman, biz çok uyanmasak da, nefsimizde o işi çözemesek de, hala böyle bir şeyleri severken çok bağlansak da, ilişki şeye dönüşmüş oluyor. Yolcu ilişkisine dönmüş oluyor. Ha, has savas, Allah dostları, Allah eksikliklerini göstermesin. Onlar daha şuurundalar bu işin. Hakikaten varlıkla tam bir şey içindeler. Yani yolcu ilişkisi içindeler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela, birisi bir şey istesin de vermesin.
O kadar cömert yani. Hiçbir şey bulamasa sırtından hırkasını çıkarıp veriyor. Ya bu kadar bir cömertlik ancak yolculuk ilişkisiyle açıklanır. Yani onunla ilişkisini şey görmüyor yani. Bu benim, bende kalacak. Onun için o ona uğramış, ondan giden bir nesne. Hasan'a gitmiş, a başkasına. O kadar şeyi. İşte Ayşe validemiz radıyallahu anh'a anlatıyor mesela. Diyor hani bir şey gelirdi, akşamına dağıtılmış olurdu. Veya akşam gelirse sabah bitmiş olurdu. Bu kadar cömertler yani. Bu işte ona bağlanmamakla ilgili. Evet. Ve o nefi ve yolculuk ise alemi ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer imtihandır. Ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Tılsım en baştaydı ama onların şeyi en sonda geldi. O iki tılsım Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm, insanı mümini zindanı dünyadan bostanı cinana, yani cennet bostanına ve rahmana, huzuru rahmana götüren bir musahharat ve burak suretini alır. Bir daha okuyorum. Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm, insanı mümini, mümin insanı, iman etmiş insanı, zindanı dünyadan, dünya zindanından, bostan-ı cinana, cennet bostanına, huzuru rahmana götüren bir musahhar at ve burak suretini alır. Neden? Çünkü ölüme verdiği anlam değişti. Tılsım sayesinde. Ölüm hiçliğe gidiş olmadı. Sürecin parçası oldu. Duraktan durağa geçme oldu. Onun içindir ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. En çok bildiğimiz hangisi? Mevlana Celaleddin Hazretlerinin Kuddise Sirru. Ölüm benim şebi arusumdur diyor, değil mi? Düğün gecemdir diyor. Nasıl diyor bunu? İşte onu varmak istediği menzile giden araç gibi görmekle. Ne büyükler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat, yani yok oluş ve ayrılık, memat ve vefat, ölüm ve dar ağacı olan mürur-u zaman, o iman tılsımı ile sani zülcelalin taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizat-ı nakşını, havarık-ı kudretini, tecelliyat-ı rahmetini kemal-i lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Şu cümleyi de okuyayım. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Şimdi bakınız, doğru anlamlandırma nesnelerle veya olgularla nasıl bizi barıştırıyor? Ayrılığa biz ne diyorduk? Ya bunlar hiçliğe gidiyorlar. Hani biz bunları tattık, bunları gördük, sevdik, beğendik. Ama bunlar bizde durmuyorlar diyorduk. Gidiyorlar. Ayrılık olarak bizde iz yapıyordu. İman sayesinde ne oldu? Bunlar Cenab-ı Hakk'ın değişen aynaları oldu. Veya sinema perdeleri oldu. Ne oldu bu sayede? Biz daha çok şeyle tanışıyoruz bu sayede. Yani mesela diyelim bir hard diskiniz var. Bu hard diskle her defasında 5 tane film alabiliyorsunuz bir arkadaşınızdan. Ve bu hard diskte silme diye bir şeyiniz yok. Silemiyorsunuz. Hep kalıyor sizinle. Kaç film izlersiniz bu hard diskle? İşte 5 tane. Çünkü silinmiyor dedik ya. 5 tane yükledi, onlar kalıyor. 5 tane izleyebilirsiniz. Ama diyelim ki hard diskiniz normal standart hard diskler gibi, yüklediğiniz silebiliyorsunuz. Tekrar başka bir şey yükleyebiliyorsunuz. Böyle bir özelliğe sahip olsa, ki hepsi böyle zaten. Yani şimdikiler böyle. Belki eski teknolojiler daha şeydi, basitti. Bakınız, ne kadar film varsa piyasada gücünüz yettiğince siler yükler, siler yükler, izlersiniz hepsini. O fanilik sayesinde bir bin olur.
Evet, harddisk lekalanların faniliği var, silinebiliyorlar. Ama o fanilik sayesinde 1.000 oluyor, 5.500 oluyor, 5.000 oluyor. Neden? Yerine yazılabiliyor. Allahu alem, bizim kainattaki bu faniliğimiz de böyle. Hem bizimki hem evreninki. Birler bin oluyor, binler 1.000.000 oluyor. Bu sayede oluyor yani. Ben mesela Ahmet olarak faniyim. Ahmet'in içinde yer aldığı manzaralar sabit olmuyor bu sayede. Ahmet gidici çünkü. Ahmet değişiyor, hatta anların içinde Ahmet aynı değil. Bu sayede o manzara da sürekli değişiyor. Gözler sıkılmıyor. Cenab-ı Hakk'ın değişik tecelliyatı müşahede edilebiliyor. Değişik esması öğrenebiliyor. Zaten bilginin kaynağı bu değişim. Eğer sabit olsaydı her şey, hiçbir şey değişmeseydi, o zaman yeni bir şey öğrenmek de olmaz. Çünkü öğrenmek de bir değişimdir. Ben mesela bir şey öğrendim. Bu ne demek? Kafamdaki bilgi arttı demek. Değişti demek yani içimde bir şeyler. Bu duygusal tecrübe de olsa böyle, düz bilgi olsa da böyle, done de olsa böyle yani. Ama bu değişim sayesinde ben de artıyorum. Kemale doğru gidiyorum. Yani kemale gidişin bu sınırlı varlıktaki bedeli fena. Bir şeylerin gitmesi lazım ki yenileri gelebilsin. Ayna değişebilsin, manzara değişebilsin. Ve şu var, bu sizin için geçerli. Siz aynayı değişken görüyorsunuz. Allah için öyle o aynanın bir değişkenliği var mı? Cenab-ı Hakk'ın bütün zamanlar nazarında bütün ilimler, projeler, taslaklar, yaratışlar ilminde. Şimdi sen onu fena olarak yaşıyorsun ama o gitmiyor ki, yok olmuyor ki. Cenab-ı Hak'ta kalıyor onlar. Cenab-ı Hakk'ın ilminde kalıyor. Bu dünyadaki dört boyutlu varlığı geçici bir süre için çekiliyor. Ahiret aleminde onlar geri gelecek. O Kur'an'daki ayetlerden anlatılıyor mesela. Dünyadaki hallerini konuşacak cennet ehli. Belki bilemiyoruz mesela o zamanki oradaki teknoloji nasıl bir teknoloji olacak cennetteki. Çocukluğumuzu görmek istesek belki bir ekran açılacak. Çocukluğumuzu, o zamanki çocukluk arkadaşımızla inşallah Cenab-ı Hak lütfederse orada olursak yani inşallah duamız o. Cenab-ı Hak ateşine sokmasın bizi. Orada olursak o arkadaşlarımızla dünya hallerimizi konuşacağız. Oradaki sahneleri görebileceğiz. Gitmiyor ki. Senin için gidiyor. Çünkü senin bu dünyada daha çok şey tatman lazım. Kabın küçük. Daha çok okyanustan su alman için çok devri daim yapman lazım. Doldurup boşaltman lazım. Doldurup boşaltman lazım. Doldurup boşaltman lazım. Dünyadaki fena da böyle. O gidiyor, bu ölüyor, şu değişiyor, bu kalmıyor. Ama o sayede de sen daha çok oldun. Yani tanıştığın ayrılıkların hepsi tanıştığın vuslatlar. Yani vuslatın bedeli oldu o. Bir sonraki vuslatın bedeli bir önceki ayrılık oldu ya da öyle diyelim. Çünkü kabı boşalttın ki tekrar doldurmak için. Gibi insanın fanilikle barışması başka türlü mümkün değil. Ancak Cenab-ı Hakk'ı bilmekle, ona da böyle iman etmekle, yani ahiretin de sahibi, dünyanın da sahibi, her şeyin de sahibi, her şeyi bilen, her şeye kudreti yeten, her şey iradesinde, bunların gerektirdiği esmalarla birlikte iman edersek ancak Allah'a, böyle bir Allah'a iman edersek bu önümüzdeki değişimle barışabiliriz. Yoksa sürekli işte o ünlüler gibi her gün bir tarafımızı gerdiririz yani. Sanki onunla zamana karşı koyuyormuşuz gibi. Şurayı mı gerdireyim, buramı açtırayım, buraya şöyle yaptırayım. Şu işte izler yok olsun, ihtiyarlığım biraz daha az belli olsun. Az yiyeyim, fazla kilo almayayım falan filan. Şakaklarım ağırdı, ne yapayım işte bir siyah boya attırayım falan filan. En sonunda bakıyorsun adam 70 yaşında gençlere benzeyeyim diye türlü soytarıklar içinde gençler de onu alay ediyor. Zamanının hakkını vermediği için, yaşının hakkını vermediği için gençler bile o adamlarla öyleleriyle alay ediyorlar yani. Zamanının geçtiğini kabul etmek istemiyor bir türlü. Halbuki barışsa tamam diyecek, ben görevimi yaptım. Bunlar da yüzümdeki nakışlar. Sadri alışık toprağı bol olsun, onun bir şeyi var. Halit Kıvanç'la bir röportajı var. Onda şey diyor. Doktora demiş, o bir kaza geçirmiş büyük. Doktor bey demiş,
şu yüzündeki çizgileri yok etme demiş. Yüzünü ameliyat edeceklermiş. Yani normalde doktor şaşırmış buna. Demiş ki yani normalde yani insanlar o izleri yok etmemi ister ki biraz daha genç görüneyim. Siz niye istemiyorsunuz falan. Demiş ben onları işte şu kadar yılda yaptım. Bir daha yapamam ben onları demiş yani. Bak adam onu nasıl düşünüyor. O izler diyor benim şeyim. Hani hayat tecrübelerimin şeyleri, kanıtları. Dünyevi de olsa hoş bir tefekkür. Bizim de bu bakışı kazanmamız lazım ahirete dönük olarak. Bunları yaşadık çünkü Cenab-ı Hak bu izler sayesinde bize ahirete müheyya kıldı. Yani ahiretin kanıtları bunlar. Ahirette göreceğimizin şeyi, dünyadaki tohumları bunlar. Bunlarla onlar ispat olunacak, bunlarla onlar yaratılacak, öyle söyleyelim. Alnımızda iz olsa namaz izi bende yok. Hani bazen görüyorum gıpta ediyorum. Çok namaz kılanların alnında iz oluyor. Hoş bir iz. Bu kim bilir nelere kanıt olacak. Tabi ihlas ile kılarsak. Evet yine çok konuştum. Vakti daralttım. Şurayı bir daha okuyayım. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürur-u zaman. Yani zamanın geçmesi demek mürur-u zaman öyle biliyorum. Bakalım. Zamanın geçmesi, evet. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürur-u zaman, o iman tılsımı ile Sani-i Zülcelal'in, celal sahibi ve sanatla yaratan Allah'ın ya da sanatla yaratan celal sahibi Allah'ın, iki türlü de anlayabiliriz, taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizatın akışını, havariki kudretini, kudretinin harikalarını, tecelliyat rahmetini, rahmetinin yansımalarını, kemali lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet, zamanın geçmesi sayesinde film izleyebiliyoruz. Tek kare sabit dursa o film izlenmez. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. İnsan da sever yani değişmeyi, içine bu konulduğu için. Ha, her şey mi değişmesini istemeyiz? İsteriz, yok. Bazı sabiteler de bize güvenlik hissettirir. Mesela imanımız da bir sabitedir. Ama hayat da yeknesaklık içinde hiçe iner. Üstad diyor ya bir yerde. İnsan bunalır yani. Hep sıhhat de olsa insan bunalır diyor. Hastalık ister canı. Hani şöyle bir değişim olsun, bir hareket olsun. Bir gezmeye gideyim, geleyim, mekan değişsin. Bir başka bir şey yiyeyim, yediğim değişsin. Bir başka insanla konuşayım, dostlarım, çevrem bir değişsin falan. Hani insan diyor bunu ister, o değişimin üzerine kurulu olduğunu hisseder. Hayatın kendisi de öyle bir şeydir çünkü. Hayat da bir değişimdir yani insan. İçindeki bölgelerin değişmesi sayesinde hayatı devam ediyor. Ölüm nedir? Sabitleşmesidir bedenin. Ölünün bedeni sabit olur yani artık. O hareket durar, içindeki o hareket değişim durmuş demektir. Gibi insan da değişimi olmadığı zaman o monotonluğun bir tür ölüm olduğunu, bir tür karanlık olduğunu hissediyor. Bir aksiyon, bir hareket arıyor ki o tekrar açılsın. Everest diye bir film var. Oraya çıkan bir grubun yaşadıklarını anlatıyor. Adam daha niye çıkıyorsun diyorlar. Senin yaşın çok büyük. Hani zor aslında o yaşlarda o işleri yapmak. Ne, ya evde diyor oturduğum zaman diyor bana bir karanlık geliyor diyor böyle. Depresyon geliyormuş artık, psikoloji sıkıntı. Ne zaman diyor dağa tırmansam dağılıyor diyor bulut. Terapi yani onun için dağa çıkmak, o hareket bir terapi. Böyle her insanın hayatında terapiler vardır. Hani memlekete gitmek bile sıla-i rahim bir terapi. Veya işte arkadaşlarla buluşmak, görüşmek terapi, yeni bir yere gitmek terapi. Onun bize bir değişim kattığını, bir hareket kattığını, bir canlılık hissettirdiğini hepimiz seziyoruz. Dünyadaki faniliğin de bir amacı buymuş demek ki. İnsana o faniliğin hareketiyle bir yaşam hissettirmek, bir canlılık hissettirmek, bir sıkıntıyı dağıtmak. Bir bereket aslında. Onun altında tecelliyat-ı ilahiyeden kaynaklanan bir bereket var. Cenab-ı Hakk'ın esması sürekli değişiyor. O her değişimin bize bir şey arttırdığını, bir şey kattığını da seziyoruz biz.
O olmadığında yoksulluğunu hissediyoruz. Hani iki günü eşit olan zarardadır hadisi var ya. Eğer öyle bir alemde yaşasaydık işte o günler hep eşit olacaktı. Yine işte filmlerden çok örnek veriyorum çünkü çok izlediğimiz için. Allah affetsin. Mesela bazı filmler var böyle bir zamanın aralığında kahraman takılı kalıyor. Her gün aynı güne uyanıyor. Akşam yine ölüyor, sabah yine aynı güne uyanıyor falan böyle. O zaman dilimiz bugün aslında dündü falan böyle bir filmler var yani ismi galiba oydu. Bugün aslında dündü diye bir film. O aralık ne yapıyor? Adam artık bunalıyor ya kendini vuruyor gene sabah kalkıyor. Yani artık şeyden de geçti yaşamak istemiyor. Vurayım da diyor bitsin hayat. Vuruyor sabah yine kalkıyor krize giriyor artık falan. Gibi gibi. Demek ki faniliği de insanın canı çekiyor. Ama faniliğin bir amacı olduğunu bilerek. Bilirse fanilikle savaşmıyor, çatışmıyor. Onun bir amaca dönük olduğunu kabul ederek ondan menfaatine bakıyor. Onu doğru şekilde doldurmaya çalışıyor. Ama faniliğin bir amacı olduğunu bilmezse bu sefer bütün değişim kayıp gibi geliyor. Ve ondan da azap çekiyor. Burada Bediüzzaman Hazretleri demek ki o nefi yolculuğuyla, dar ağacıyla vesaire bunları anlatmış bize. İki ilaç kısmına geçemedik. O iki ilaç ise biri sabır ve tevekküldür. Sabır ile tevekküldür falan diyecek. Burada iki de ayet verecek bize. Başta demiştik ya Üstad bu söze ayetle başlamadı ama çok ayet atıf var burada. İki taneden bahsedecek ama bu iki tanesinde de çok dolaylı atıflar var. Belki şaşıracağız yani bu ayetlere de bu söz bakıyor muymuş? Ama bakıyormuş. Onların üstüne de inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse ömrümüz varsa yarın konuşuruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahu minel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.